Merhabalar, Doktor Zero Show Monolog'a hoş geldiniz. Bugün Kürtler ve aşılardan bahsetmek istiyorum. Yani aşı aslında hepimizin derdi, biraz Kürtlerin açısından da bakmaya çalışacağım. Ama hepinize şöyle bir haberim var. Aşıdan ölmeyeceksiniz arkadaşlar. Çoğunuz aşıdan ölmeyeceksiniz, o kadar korkmayın. Ama birilerinin dediği gibi böyle bir şey yok. Batılıların hilesi, oyunu, dünyayı kontrol etmeye çalışıyorlar. O komplo teorilerine de inanmayın. Aşıdan ölmeyeceksiniz, ancak virüsün sebep olduğu sağlık sistemindeki aksaklıklardan dolayı ölebilirsiniz. Niye ölebilirsiniz? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bu kadar kişi hasta olup hastanelere geldiğinde hastanelerin kapasitesini dolduruyorlar. Birçok ameliyatları iptal ediyorlar. Birçok muayeneleri iptal ediyorlar. Dolayısıyla mesela benim tanıdığım bazı insanlar var. Adam kanser hastası. Üçüncü defa bir kemoterapiye girmesi gerekiyor. Hastaneye gidemiyor. Ne olacak o insan? Kanser tedavisinde geride kalıyor. Yani bacağınız kırıldığı için size bakılmadığında oradaki kangren olmasından ölebilirsiniz virüsten önce. Dolayısıyla bu virüs olayı çok ciddi bir olay. Sakın aman bana bir şey olmaz, şuna bir şey olmaz demeyin. Aynı zamanda bazı ileri zekalılar çocuklara bir şey olmuyor, bırakın çocuklara bulaşsın diyor. Mesele o değil arkadaşlar. Çocuklar taşıyıcı. Çocuklara zarar gelmese dahi çocuklar taşıyıcı. Ne demek bu? Çocuklar dışarıda yakaladıkları hastalığı eve getirebilirler. Evde risk grubunda bulunan kişileri öldürebilirler. Tamam mı? Dolayısıyla dikkatli olun. Çocukları da fazla dışarı salmayın. Bir de bu insanlara bu kadar bulaşabilmesinin şöyle başka bir zararı da var. Virüsler arkadaşlar. Komplo teorilerine bir cevap olarak diyorum. Her salise, her saniye tonla virüs oluşuyor, yeni varyantları oluşuyor. Birçoğu ayakta duramıyor, kalamıyor, ölüyor, yok oluyor. Aralarında nadir olanları yaşayabiliyor, hayvandan hayvana bulaşıyor. Bazıları da hayvandan insana, insandan insana bulaşabiliyor. Şimdi bu bulaşanlar arasında bazıları kalıp yok olabiliyor, bazıları bulaşıyor, zararsız oluyor filan. Ancak biz bu virüsün yayılmasını engellemezsek, insanlarda rahat rahat bulaşmasını sağlarsak, bir deney mekanizması gibi bu virüsler birbirleriyle eşleşip birbirleriyle parça değiştirip ne yapacaklar? Yeni yeni varyantlar oluşturmalarına sebep olacaklar. Dolayısıyla daha riskli, daha tehlikeli varyantların yani varyasyonların oluşması bizi çok büyük bir tehlike altına alır. Dolayısıyla ne yapılması gerekiyor? Ne kadar izole olabilirsek, birbirimizle iletişimi kesersek o konuda iyi olur. Virüsler hakkında başka bir şey hep bize sosyal izolasyon diyorlar. Çok yanlış bir kelime ve bizim için de çok tehlikeli bir kelime. Mesele fiziksel izolasyon arkadaşlar. Sosyal izolasyon değil. Siz bazı insanlarla sosyal bir şekilde yine yakın olabilirsiniz. Facebook'tan konuşabilirsiniz, Twitter'dan konuşabilirsiniz, WhatsApp'tan konuşabilirsiniz. Video yapıp benim gibi gönderebilirsiniz bu izolasyondan kurtulmak için. Ama fiziksel olarak izolasyon ayrı bir şey. Fiziksel mesafeniz olacak arkadaşlar. Fiziksel olarak uzakta durmanız gerekiyor. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bir virüsle çok fazla ortaya çıktı. Biz yaşlılarımıza değer veren bir toplumuz. Pirelerimiz, kalelerimiz bizim için çok değerlidir. Biz onların ellerinden öperiz. Ne olur bu süreç içerisinde onları bilgilendirin ve onları marjinal hale getirip dışlamayın arkadaşlar. Bilen arkadaşlar bilirler. Twitter'da benim bu mesele üzerine yaptığım ilk video Kürtçeydi ve Mart ayındaydı. Yeni çıktığında virüse karşı Kürt nineleri, Kürt dedeleri Kürtçe uyarıyordum. Çünkü o insanları düzgün bir şekilde bilgilendirmemiz gerekiyor. Şimdi siz bu insanları kenara atarsanız arkadaşlar, o insanları din muhabbeti keserseniz, yani fiziksel mesafeyi kurun ama sosyal izolasyon yaparsanız o insanları ölüme sürüklersiniz arkadaşlar. O insanları gereksiz, istenmeyen kişi konumuna sokarsınız. Ne olur? Ne olur? Buna dikkat edin. Geçen zamanlardan birinde Doktor Zero Show'da Belçikalı bir gazeteciyi konuk ettim. David Verimli. Onun bana dediği şöyle bir şey var. Dedi ki Avrupa'da yaşayan Turabdin bölgesini bilen, Süryanice bilen, yaşlı Süryanilerin %70'i, %80'i Covid sürecinde Avrupa'da öldü. Bu ne demek? Kültürel bir jenerasyon yok oldu. Şimdi bizim eskilerimiz, bizim coğrafyamızı, çiçeklerimizi, dağlarımızı hepimizden daha iyi bilen yaşlılarımız şu anda çok büyük bir risk altında.
Biz onları korumalıyız. Gerekirse onlar dışarı çıkmalı ama gençler çıkmamalı. Bizim önümüzde çok uzun seneleri var. Aman aman. Bakın bu kültürel bir erozyona sebep olacağız. Ne olur dikkat edin. Yaşlılarımızın bu hastalığa bulaşmaması için elinizden geleni yapın. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın kimi zaman bir diyebilirsiniz ki Ahmet'e bir şey olmadı, Mehmet'e bir şey olmadı, Ali'ye olmadı, Veli'ye olmadı. Doğrudur. Onlara olmamış olabilir. Ayşe'ye olmamış olabilir, Fatma'ya olmamış olabilir. Ama bazılarımızda hiç bilmediğimiz gizli bir hastalık olabilir. Bazılarımızda bilmediğimiz DNA'nın farklı bir varyasyonu olabilir. Ve o bizi çok kötü bir şekilde etkileyebilir. Loto bize çıkabilir. Bir de arkadaşlar öyle bir ortam yaratıldı ki bir kapitalizmin de getirmiş olduğu bir şey. Şöyle bir şey var. Aman önemli bir şey değil. Sadece yaşlılara, hastalara, zayıflara, genetik sorunu olanlara bulaşıyor. Onlarda bir şey olursa oluyor. Yahu arkadaşlar bize ne oldu? Biz öyle bir kültürüz, öyle bir toplumuz ki yaşlılarımıza, hastalarımıza, zayıflarımıza sahip çıkardık. Hatırlarsanız bir yerde biri dövüldüğünde biz dayak yiyeni savunurduk. Onu korumaya çalışırdık. Ne oldu da biz yaşlılarımızı, hastalarımızı, zayıflarımızı, önceden belli bir hastalığı olanları dışlanabilir, yok edilebilir, harcanabilir bir moda geldik. Aman gözünüzü seveyim, saygılarımı sunayım, hepinizin ellerinden, gözlerinden öpeyim. Ne olur ne olur burada o tuzağa düşmeyin. Bu hastalık sadece o insanlara da bulaşmıyor aslında. Ama o insan sadece o insanlara zarar veriyor diye umursamazlık yapmayın. Onun haricinde arkadaşlar bu hastalığa yakalanabilirsiniz, geçirebilirsiniz. Ancak bilimsel olarak bu hastalığın uzun vadede ne tür etkileri yarattığını henüz bilmiyoruz. Bazı araştırmalar mesela Amerika'daki bazı sporcuların kapasitelerini %80 düşürdüğünü gösteriyor. Adamlar hastalığı geçirmişler ama ciğerleri artık %80 çalışıyor. Bu ne demek? Normal hayatınıza devam edersiniz ama spor yapamazsınız, koşamazsınız, merdivenlerden çıkarken sorun yaşarsınız. Bazı arkadaşlarım var mesela long covid denilen uzun covid'i yaşıyorlar. Adamlar azıcık iyileşiyor, 2-3 hafta sonra tekrar kötü hale düşüyorlar. Azıcık iyileşiyorlar, 2-3 hafta sonra tekrar kötü hale düşüyorlar. Koku alma, tad alma duyuları gidiyor, geri geliyor, tekrar gidiyor. Geri geliyor, tekrar gidiyor. Bazı araştırmalar mesela çocuklarda bu beyin kısmında sorunlar yarattığına dair şeyler gösteriyor. Nöronlara bir etkisi varmış. Dolayısıyla biz bu hastalığın aslında nasıl etki yarattığını tam olarak bilmiyoruz. Bazı ileri zekalı liderler, bazı ileri zekalı doktorlar, bazı ileri zekalı medyacılar sanki bir şey değilmiş gibi, nezleden biraz daha ağırmış gibi, gripten biraz daha ağırmış gibi bir ortam yarattılar. Öyle bir şey yok. Kaldı ki grip eğer başka bir hastalığınız varsa o anda ya da yaşlıysanız insanları öldürebilen bir hastalık ve bu ondan daha tehlikeli. Peki bu virüs neden tehlikeli arkadaşlar? Ölümcül olduğu için mi? Hayır. Bu virüs ölümcül olduğu için değil. Belirtileri ortaya çıkmadığı için tehlikeli. Mesela eğer bir virüs 3 günde öldürüyorsa bilim adamları seviniyorlar o virüse. Niye? Diyor ki yakalanan 3 günde ölüyor. Dolayısıyla fazla kişiye bulaştıramıyor. Ama bu virüs bulaşıyor. Bana bulaşıyorsa mesela 15 gün hiçbir belirtisi olmadan ben ortalıkta dolaşabiliyorum. Dolayısıyla ben o 15 gün içerisinde 1500 kişiye bulaştırabiliyorum. O 1500 kişi de katlana katlana yüz binlerce kişiye bulaştırabilir. Öyle ki arkadaşlar bakın bu zaten kareleri bilenler bilir. 1, 2'nin karesi hani 2'yi yan yana 10 kere çarparsanız çok büyük rakam eder arkadaşlar. Tamam mı? 2 üzeri 10 çok büyük bir rakamdır. Dolayısıyla işte benden birine bulaştı. O da sadece birine bulaştırdı değil. Ben 5 kişiye bulaştırdıysam bulaştırdım. Her 5 kişi 5 kişiye bulaştıracak. O her 5 kişi de yine 5 kişiye bulaştıracak ve çok büyük ağ yayılır. Şunun altını çiziyorum. Bakın bizim hani üzerinde ırkçı bir söylem de yaratıldı ama bizim coğrafyanın, bizim Kürt illerinin mavi olması, hani Uşak'la beraber sizi yanıltmasın. Ben o verilerin hiçbirine inanmıyorum. Oraya yeterince aşı gitmemesine bir bahane olarak sunulacak. Hani o neye göre hesaplandı onu bir türlü bilmiyoruz. Tam açık değil. Eğer toplam hasta sayısına bakıyorsanız elbette nüfusun az olduğu yerlerde
hasta sayısı az olur, bulaşan sayısı az olur. Dağlık, bağlık yerlerde yine bulaşan sayısı az olur. Ama bizim yüzdelik hesaba göre bakmamız gerekiyor. Kaç kişiye bulaşıyor? Zaten hepimiz Türkiye'de özellikle verilerin nasıl manipüle edildiğini, düzgün verilmediğini biliyoruz. Ben sizin yerinizde olsam bu bir savaş durumu, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı gibi bir savaş durumu arkadaşlar. Kendinizi ne kadar korursanız o kadar iyi. Bitirmeden şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bence bu örnekle hani olayın ciddiyetini daha iyi anlayabiliriz. Çünkü virüs küçücük olduğu için, göremediğimiz için birçok kişi o kadar önemli bir şey olmadığını zannediyor. Olay şu arkadaşlar. Şöyle bir şey düşünün. Dışarıda köpeğe benzer, azı dişi büyük bir hayvanın dolaştığını düşünün ve bu hayvanın insanlara saldırıp bazı insanları yediğini, bazı insanları yaraladığını duydunuz. Ve bu hayvanın hakkında raporlar geliyor. Mesela birileri diyor ki vallahi biz çocuk parkındaydık, yanımızda çocuklar vardı. Bu hayvan geçti, ne olduğunu bilmiyorduk, ilk defa gördük ama bize bulaşmadı. Birileri diyor ki vallahi peşimizden koştu, yetişemedi, nefesi yetmedi. Birileri de diyor ki bana saldırdı. Ve siz bu hayvan sayısının sürekli arttığını görüyorsunuz. Arada bir pencereden de görüyorsunuz. Böyle bir durumda arkadaşlar, birileri çıkıp dese ki vallahi 3-5 yerde çocuk parkına saldırmadı, dolayısıyla çocuklar dışarı çıkabilir, çıkar mıydınız? Birileri size deseydi ki şu şu saatler arasında çıkma izniniz var, çıkar mıydınız? Çıkmazdınız. Dolayısıyla öyle bir durumda dışarıya çıktığınızda her an böyle bir hayvanın saldırabileceğini ve bu hayvanın yok edilmediğini, sayıların arttığını hayal edin. Çıkarken de öyle çıkın arkadaşlar. Elbette diyeceksiniz ki bu ekonomik durumda senin gibi hali vakti yerinde biri çıkmayın diyebilir. Biz ne yapalım? Doğru arkadaşlar. O konuda 100.000 kere haklısınız. Bu da neyi gösteriyor? Devlet olmadı mı? Onun haricinde belirli bir önlemi almadı mı? Mesela Almanya gibi, Yeni Zelanda gibi almadı mı? Hangi duruma düştüğümüze çok büyük bir örnek. Dolayısıyla biz ancak birbirimizi muhafaza etmeye, birbirimizi korumaya çalışırız. Eğer online talepte bulunabiliyorsak online bulunalım ama getiren kişilere bulaştırmamaya çalışalım. Bazı videolara bakıyorum. Getiren kişiye maske taktırıyor. Restorana gidiyor. Restoranda servis yapana maske taktırıyorlar. Ama adam orada hiç maske takmıyor. Hadi yerken çıkarırsın. Ama sen de iletişimde bulunurken taksana maskeni. İnsanlara aman sen de çok abarttın muhabbeti yapmayın arkadaşlar. İnsanların bir kendilerini koruma hakkına sahip çıkın ve mesafeli davranın. Size gelen işçilere de maske taktırın ama siz de maske takın. Temizlikçilere de maske taktırın, siz de maske takın. Hani garibanlara maske taktırıp siz maskesiz bir şekilde dolaşmayın. Ve ne olur ne olur. Bu olay çok ciddi. Elinizden geldiği kadar ulaşabildiğiniz yetkililere, vekillere, yöneticilere bazı şeyler yapmalarını iletin. Twitter'dan, sosyal medyadan, oradan buradan tepkinizi gösterin. Çünkü arkadaşlar bu çok tehlikeli bir durum. Biz eğer bunun önlemini almazsak çok daha büyük sıkıntılar önümüzde yer alacak. Hepinize hoşça kalın diyorum. Dr. Zero Show'da daha sonra görüşmek üzere.